açıp kapayıncaya kadar geçer demiştik. Gerçekten de öyle oldu. Ramazan bitiyor. Şimdi sizlerle bir bayram menüsü yapacağız. Eskiden Ramazanlarda Ramazan'ın ilk 10 günü neşeli şarkılar, maniler söylenirmiş. Son 10 günü üzün başlarmış. Hakikaten öyle. Özlenecek bir ay. Çünkü 11 ayın sultanı. Ama şimdi bayram zamanı. Çok şık bir sofra yapmak istiyorum sizinle. Fırında bonfile için ve çilekli rulo merenk için benimle mutfağa gelin. Bayram sofrası için ben yine bahçedeyim. Önümde bonfile var. Ben ona bir marinasyon sosu hazırladım. Listesini görmüşsünüzdür ekranlarda. İçinde taze kekik, zeytinyağı, soya sos, hardal, böyle lezzetli bir sos bu. Et onun içinde bekledikçe daha da güzel yumuşuyor. Fakat ayrıca da bir içine daha sonradan koymak için tereyağlı bir karışım hazırlayacağım ben. Tereyağını yumuşatıyorum. Daha sonra onun içine incecik doğradığım maydanozları koyacağım. Hardal, sarımsak ve biraz da tuz koyacağım. Tereyağını yumuşattım. Şimdi de incecik olmak üzere maydanozumu kesiyorum. Evet. Sonra bunu da içine ballı hardal kullanıyorum. Çok daha lezzetli oluyor. Bir diş de sarımsak koyalım. Çay kaşığı da tuz koyuyorum buna. Ve daha sonra yine iyice yoğuruyorum onu. Aşağı yukarı etimin boyunda. Çok güzel. Bunun içine hazırlamış olduğum bu tereyağlı karışımı ince bir rulo olacak şekilde saracağım. Ve sonra buzlukta donduracağım onu. Rulom hazır. Bu şimdi nasıl etim dinlendi? Bu da donana kadar buzlukta duracak. Sonra en son pişerken arasından bir çizgiyle bıçakla çizeceğiz ve tereyağını ortaya yerleştireceğiz. Şimdi eti fırınlayacağız. Ama ben bir daha anlatıyorum. Bu eti bir gün, iki gün rahat rahat buzdolabınızda bekletebilirsiniz. Çok güzel bir marinasyon sosu hazırladım ben onun için. İçinde soya sosu var, hardal var, zeytinyağı var, taze kekik var. Biraz bal var hatta. Şimdi artık dinlendi ve fırına girmeye hazır. Etimi alıyorum. Güzelce bir daha şöyle sosluyorum. Ve fırın tepsimin içine yerleştiriyorum. Etimi sosladığım tabakta biraz sos kaldı. Bunu daha sonra böyle meyane gibi hafif un katarak pişirebiliriz. Ona daha farklı bir sos yapabiliriz. Ya da pişerken üzerine fırçayla sürebiliriz. Buna daha sonra karar verebiliriz. Tereyağı karışımım buzlukta dondu. Ben şimdi onu çıkartıyorum. Hatırlıyorsanız alüminyum folyoya sarmıştık. Ve tereyağı tam ortasına yerleştiriyorum.